bir insan müşrik birini sevse ne olur? Ne olur dostlar? Siz Kur'an talebesiniz tabii. Ayeti var bunun, biliyor musunuz? İnneke la tehdi men ahbebte. Hiç kuşku yok ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Neymiş? Peygamber birini seviyormuş ama o hidayette değilmiş. O sevdiğinin kim olduğunu da biliyoruz amcası. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءَ Fakat Allah o dilerse, o isterse, Allah dilediğini değil, dileyeni. Yoksa Nuh peygamber dilerdi Nuh Nebi, oğlu için kontenjan kullanır ve Kenan'ı hidayete erdirirdi. İbrahim Nebi babası için kontenjan kullanır, babasına hidayet kontenjanından geçirirdi. Efendim, Lut Nebi karısı için hidayet kontenjanını kullanır. Muhammed Nebi amcası için kontenjan kullanır. Buyur ederdi, değil mi? Kullanamadılar. Niye? Çünkü o dilemedi. Bunlar dilemediler. Tamam. Dolayısıyla dileyeni hidayete erdirirsin. Bitti. Dilemedi. Onun için o dilemedi. O dilemedikçe sen onun için dileyemezsin. Ama sever bilir misin? Sevebilirsin. Peki nesini seviyordu, nesini sevmiyordu? Allah Resulü'nün amcasının şirkini sevdiğini düşünebilir miyiz? Bu iftira olmaz mı? Bu haksızlık olmaz mı sevgili Resulümüze? Haksızlık olur. Böyle bir şey düşünebilir miyiz? Hayır. Niye şirkini sevsin Allah Resulü? Şirk için savaşmak, şirkle savaşmaya, ömrünü şirkle savaşa adamış bir nebi amcasında da olsa şirki sever mi? Sevmez. Ama amcasını sever mi? Sever. Amcasındaki iyiliği sever mi? Sever. İnsanlığı sever mi? Sever. Güzelliği sever mi? Cömertliği sever mi? Sever. Yiğitliği sever mi? Sever efendim. Sevmeliyiz de zaten. Gördüğünüz gibi şu ayırmayı bir becerebilseydik birçok şeyi halledecektik. Seçip ayırmayı beceremedik bir türlü. Dedim ya, elmanın kurdu var diye elmalar mübarektir. Kurtlar mübarektir. Yok bazıları da kahrolsun elmalar, tüm elmaların canı cehenneme. Bu değil ki. Kurdunu sevme ama elmayı sev. Kabuğunu at ama karpuzu ye. Dolayısıyla seçip ayırmayı bilmek lazım.